Merhaba arkadaşlar, bugün testle kontrol 3. test açılarda bir üçgende açılar bir testinden başlıyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak, burada bir paralellikten dolayı bir M kuralımız var, bakın burada. M kuralında aynı yöne bakanların toplamı diğer yöne bakanların toplamına eşittir arkadaşlar. Şimdi burada mesela şu 60 dereceyi verebilmesi için 10 ile neyi toplarsak 60 derece gelir? 50 derece. Burası 50 olmalı. Burası 90. Burada bir dik üçgen var. Toplam 180 olabilmesi için 90, 50 ile neyi toplarsan bir 90'lara gelir 40. Cevabımız deniz. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruda şöyle yakınlaştırırsak eğer. Bakın burada bir paralellik var yine. Şu şekilde. Burayı bulacak olursak bakın BA, BC'ye eşitmiş. BA kenarınız BC kenarınıza eşitmiş. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen var. Eşit kenarların karşısında eşit açılar olur arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman BA ve BC eşit kenarlar. BA'nın karşısında hangi açı var? X açısı var. O zaman BC'nin karşısında hangi açı olmalı? Yine X açısı olmalı. Daha sonra paralellikten dolayı yöndeş açı olması gerekiyor. Burası X ise eğer, burası da ne olacak? Yine X açısı olacak. İki iç bir dış açıyı vereceğinden şu AED üçgeninde AED üçgeninde bakın 2x, x ile x'in toplamı kendisine komşu olmayan şu açının dışındaki açının ölçüsünü vermek zorundadır. Yani kimi verecek? 124 dereceyi verecek. X'i bulabilmek için her iki tarafı eğer biz 2'ye bölersek x'imiz ne olur arkadaşlar? 62 olur. Cevabımız Edirne'dir. Bunu başka nereden yapabilirdiniz? Şu bütünler açıdan 124'ten, 180'den 124'ü çıkarır burayı bulurdunuz. Bu ve 2x'in toplamını 180'e eşitlerseniz gene aynı şeyi bulmuş olurdunuz. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruda bu üçgen iç açılar toplamından gideceğiz. Üçgenin iç açıları ne arkadaşlar? 5x, 4x ve 36. Üçgende ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 olacağından 5x, 4x ve 36'nın toplamını 180 dereceye eşitliyorum. Buradan 5x ve 4x'in toplamı 9x'tir. 36'yı karşı tarafa çıkarma olarak atarsa 180'den 36 çıkarsa 9x'imiz ne gelir? 144 gelir arkadaşlar. Eğer her iki tarafı yine 9'a bölersek x'i bulabilmek için 9'lar gider. X'imiz 16 gelir arkadaşlar. Fakat bize burada x'i sormuyor. Bize burada sorduğu şey 64. Neden 64? Çünkü ABC açısını yani B açısını tutuyor. B açısı 4x olduğu için x'i de biz 16 bulmuştuk. 4 çarpı 16'dan cevabımız ne geliyor? 64 Bursa geliyor. Evet, dördüncü sorumuza geçersek. Şimdi burada iki yol var. Birinci yol ben oradan yapacağım. Dış açılar toplamı 360 derecedir üçgende. İkinci yol ise siz buradan bütünler açılardan bunların iç açılarını bulabilirsiniz. 180'den çıkartıp daha sonra o iç açıların toplamını 180 derece eşitlebilirsiniz. Ama o daha uzun sürer. O yüzden biz direkt dış açılarının toplamından gidelim. Bu üçünün toplamını 360'a eşitleyeceğim. Üçgende dış açılar toplamı 360 derecedir çünkü. 100 artı 2x 100 artı x 130 eşittir diyorum. 360 derecedir. Şimdi önce x'leri toplayalım. 2x'in toplamı ne geliyor arkadaşlar? 3x geliyor. Sayıları kendi içinde toplarsak 100 artı 100'den 200, 130 daha 330 derece eşittir. Kaç oluyor? 360 derece. 3x'i yalnız bırakırsak 330 buraya çıkarma olarak gider. Kaç kalır? 30 derece kalır. Eğer 3x'iniz 30 derece ise her tarafı 3'e bölerseniz x'iniz kaç derece olur? 10 derece. Burada bize neyi soruyor? ACB açısını bakın. Şurayı silersem eğer ACB açısı neresini görelim? AC bakın ACB şuradaki iç açıyı soruyor bize. Orayı bulabilmek için önce dış açısını bulursa burada x gördüğüm yere 10 yazınca 100 artı 10'dan dış açısı ne oluyor? 110 derece.
olduğu için bu ikisinin toplamı 180'i vermeli. 180'den 110'u çıkartırsanız iç açısını ne bulursunuz? 70 derece. Cevabımız Edirne'dir. Evet, 5. soruya geçelim. 5. soruda bize sorulan BAD şuradaki x açısını soruyor. Şimdi oraya geçmeden önce hangi üçgenden başlamamız gerekiyor? Hangi üçgende daha çok bilgi biliyorsam, yani sayı, derece nerede daha çok biliyorsa oradan başlamamız gerekiyor. Biz burada 35 dereceyi ne yapıyoruz? Bakın burada bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgende burası 35 derece ise, bakın eşit kenarların karşısında eşit açılar vardır. Dolayısıyla DC kenarının karşısında 35 derece varsa, buradaki AD kenarının karşısında yine ne olmalı diyorum? 35 derece olmalı. Şimdi iki iç açı, bir dış açıyı vereceğinden 35 ile 35'in toplamı şuradaki dış açıyı vermeli. 35 ile 35'i toplarsan burası kaç derece geliyor? 70 derece. Yine bakın burada ABD üçgeninde yine bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgende yine eşit kenarların karşısında eşit açılar varsa, buradaki kenarın karşısında 70 varsa, buradaki kenarın karşısında yine ne olmalı? 70 derece olmalı. 70 ile 70 ile ABD üçgenini bakalım. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olmalı. Burada iki tane 70 derece var. Bir de neyim var? İkisim var. Bu üçünün toplamı bana kimi vermeli? 180 dereceyi vermeli. 70 ile 70'i toplarsan ne oluyor arkadaşlar? 140 derece artı x derece 180 derece. 140'ı karşı tarafa çıkarma olarak atarsan 180'den 140 çıkarsa kaç derece kalır x'e? 40 derece. Cevabımız C'ye arkadaşlar. Evet, 6. soruya gelecek olursak yine nereden başlamamız lazım? Bakın ben burada bildiğim şeyler 90-60 var. Önce bunları kullanacağım. Çünkü orada bir dik üçgen var. ABC üçgeni bir nedir? Dik üçgen. Hatta özel bir üçgen. Nasıl? 30-60-93 iç açıları toplamı 180. Bakın burası 90, burası 60'tır. 180 olabilmesi için buraya kaç kalır? 30 derece kalır. Buraya 30 derece kalır. Şimdi burası 30 derece ise yine ikizkenar üçgen var. Bu açı ve bu açı aynı. Eşit açılar olacaklar. Şimdi o açıların ölçüsü ne olur? 180 ya toplamları. Siz 180'den eğer 30'u çıkartırsanız ne kalır? 120 kalır. Bu ikisinin toplamı 150. İkisine de eşit düşeceğinden sonra ben bu 150'yi ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Her birine kaç derece düşüyor? 75 derece düşüyor. Burası da 75. Burası da yine nedir? 75'tir. Peki x'e nasıl geçeceğiz? Burası bütünler açı. İster 180'ler 75'i çıkartırsınız birinci yol. İsterseniz iki iç açı bir dış açıyı vereceğinden 75 ile 30'un toplamı neyi verecek? Yine bana x'i verecek. Fakat burada bütünler açısından yapacak olursak x'imiz 180 eksi 75'ten cevabımız ne geliyor arkadaşlar? 105 geliyor. Yani adamdır. Evet, buradaki paralel kenara bakacak olursak, bakın burada bir paralellik var. Ve füze kuralı var. Kalem ucu, füze, roket, hangisini dersen. Şuraya bir çizelim, neydi bizim bu kalem ucumuz? Bunlar paralel olması şartıyla. Bu üç tane köşe olduğu için, üçünün toplamı bana neyi veriyordu bana? Bunların toplamları 360 dereceyi vermesi gerekiyordu. Şimdi 360 dereceyi vereceksin. Şimdi bir bakalım öncelikle. Burası 130 verilmiş zaten. Şuranın tamamı nedir arkadaşlar? Buranın tamamına bakacak olursa, bakın 80 ise bütünler açıdan buranın kalan kısmı nedir? 100 derecedir. Burayı da bulduk. Peki buraya ne düşer o zaman? Toplamların 360 olacağını söyledik. 130 artı 100'den ne geldi? 230. O zaman buraya kaç derece düşer? 360 olabilmesi için. 230 kaç? 130 derece daha düşer. Buraya da 130 düştü. Şimdi gelecek olursak onun iç açılarına. Buradaki üçgene bakın. Şuradaki, şu kenarı ve bu kenarı bulacağım. Şimdi burası 130. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Burası 130 ve bunlar ikizkenar yani aynı ölçülere sahip olacak arkadaşlar. Önce 180'den 130'u çıkartıyorum. 50 derece kalıyor. Her ikisine de aynı düşeceğinden iki tane açı olduğundan 52
Şeye veriyorum. Radyanın kaç derece düşer diyorum? 25 derece. Buna da 25 düşüyor. Bütünler açıdan yine 180'den 25'i çıkartırsanız arkadaşlar 155 derece düşüyor. Cevabımız evettir. Evet, gelelim 8. sorumuza. Şöyle biraz yakınlaştıralım, daha kolay görebiliriz. Şimdi burada nereden başlayacağız? Verdiği açıları kim vermiş? 130'u vermiş, 80'i vermiş. Buradan geçeceğiz bir yerde. Bir defa x'e geçebilmemiş. Önce ters açıdan şurası da nedir? 80 derecedir. İkincisi 130 diyor. Şimdi 130 ise şu bütünler açıdan buraya 180'i tamamlayınca buraya kaç derece kalır? 50 derece. Şimdi şuradaki şu üçgene bakar mısınız? ABE üçgeni. ABE üçgeni iki iç bir dış açıyı verecek. Yani 50 ile sizin 50 ile şuradaki açınızın toplamı 80'i vermesi gerekiyor. Tamam mı? İki tane iç şu verilmeyen açının dışını vermesi gerekiyor. Çünkü burası 50 ise buraya kaç yazarsam 80 olur? 30 yazarsam. Bu açı orta aynı açı ölçülerine sahip. Burası 30 ise burası da karşıdır yine 30 derecedir. Aynı şekilde bu sefer kime bakmanızı istiyorum arkadaşlar? Şuradaki AEC üçgenine bakmanızı istiyorum. AEC üçgeninde yine iki iç bir dışı vereceğine 30 ile 80 verilmeyen açının dışı yani kimi verecek? X'i verecek. Yani X'imiz 30 artı 80'den kaçtır? 110 derecedir. Yani cevabımız C. Evet. 9. sorumuza bakalım. 9. soruda yine bir 50 derecemiz var. Bir ABC. Bir de en önemli şey geometride arkadaşlar şu anda verilen bilgileri es geçmemeniz. Yani şeklin üstünde her birini belirtmez. Mesela buraya baktığınız zaman size bütün kenarları eşittir koymamış. Ya ne bileyim 60 yazmamış. O yüzden eşkenar olduğunu oraya bakmadan anlayamazsınız. Bu soru çözülemez. O yüzden ne yapıyoruz? Mutlaka verilen bütün bilgileri kontrol ediyoruz, teyitliyoruz. Şeklin üstünde verildiyse ya da verilmediyse. Verilmeyenleri yerleştirmemiz gerekiyor. Dikkat edin, önemsiz değildir buradaki verilen bilgiler. A, B, C eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende bir defa bakın A, B, C. Eşkenarsa bütün kenarlar çift çizgidir, aynıdır. Bütün açılar da aynıdır. Çünkü eşit açılar kenarlar karşısında eşit açı ölçüleri vardır. Üçgenin iç açıları toplam 180 ise 3'e bölersem her biri kaç derece olur? 60 derece olur. Her biri 60 derece. Evet. Daha sonra fark ettiyseniz bakın şurada bir ikizkenar üçgen olmuştu. Kim o? ACD üçgeni nedir? İkizkenar oldu. İkizkenar üçgende ne demiştik? Eşit açılar karşısında eşit kenar, eşit kenarlar karşısında eşit açı uzunlukları vardır, ölçülü vardır dedik. O zaman hemen burayla burası aynı olmalı. Peki orayı nasıl yapacağız? Yine bu üçgende üç açılar toplamı 180 olduğundan. 180'den önce 50'yi çıkartıyorum. 130 kalıyor. İkisi de aynı olduğundan sonra bu 130'u ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Cevabımız ne geliyor arkadaşlar? 65 geliyor. Bunların her biri 65. Bana peki nereye soruyor? Hemen atlamıyorum. B, C, D açısını soruyor. Bakın bulalım. B, C, D. Ortada kim varsa aslında onu soruyordur. Tamam mı? Yani bana sorduğu yer şuranın tamamı. 60 ile 65'in toplamını istiyor benden. Yani cevabımız nedir? 125 adamıdır. Evet, diğer soruya geçiyorum. Geldik 10. soruya. Yaklaştıralım. Şimdi baktık. Bize sorduğu yer ADC. Önce ne yazıyor? Şu X'i soruyor. Burayı geçebilmemiz lazım. Hemen verilen bilgileri kontrol ediyorum. Yine çektiğin üstünde gösterilmeyen bir şey var mı diye. AD diyor bakın AD açıortay diyor. AD'miz açıortaymış. Önce bunu çektiğin üstünde göstermemiz lazım. Burası açıortaymış bakın arkadaşlar. Bu açıortaysa açıyı ortadan ne yapacak? İkiye bölecek. Şuralar böyle aynı ölçüye sahip olmalı. Başka ne vermiş? 60, 50, 10 da şeklin üstünde göstermiş zaten. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi devam edersek şu şekilde. Verilen açı ölçülerine bir bakalım. Buraya 60 vermiş, 50 vermiş. ABC üçgeninde yine iç açılar toplamı 180 olması gerektiği için önce 60 ve 50'yi bir topluyorum. Ne geliyor? 110. Sonra 180 olabilmesi için acaba B, A'ya kaç kalıyor onu bulmak için
80'den 110'u çıkarıyorum. Ne kaldı? 70. Peki 70 kim? Şu an tamam mı? Değil mi? Burayı ikiye bölmemişim açığı. Yani ikisi de aynı ölçüye sahip. Demek ki benim 72'ye bölmem lazım ki bir tanesini ne kadar düşer buluyor. Her birine kaç derece düşüyormuş? 35, 35. Aa, tamam, 70'lik bir tanesine açı ortay olduğu için 35 düşüyor. Yine burada iki iç bir dıştan da yapabilirsiniz. Üçgenin şu ADC üçgenin iç açıları toplamı 180 olmasından da yapabilirsiniz. Hangisi işinize geliyorsa. Ben şuradaki iki iç verilmeyen dış açıyı yani x'i vermesinden yapacağım. İki işlem yapmamak için. O zaman x'imiz kim verecek? X eşittir diyorum. 60 artı 35'ten 95. Ha, şuradan da yapsanız yine açıyor. Bakın oradan da bir bakalım. X'in, 35'in ve 50'nin toplamı ne olacak? 180 değil mi? Şurası 8'inin toplamı 85. Eğer 180'den 85'i çıkartırsanız yine neyi bulursunuz? 95. Ha, orada 3'ün 3 aşağı toplamı 180'den yapmışsınız. Ha, 2 için de dışı vermesinden yapmışsınız. Hangisi işinize geliyorsa arkadaşlar. Evet. 11. soruya gelecek olursak ne vermiş? Bakın gene şeklin üstte gösterilmeyen bir bilgimiz var. İkisi kenar olması A, B, C'nin. Hangi kenarla geçilmiş? A, B, A, C. Onu hemen şekil üstünde bir gösterelim kırmızıyla. A, B, A, C. Bunlar birbirine eşitler. Daha sonra bakın bir bilgi daha vermiş. B, D demiş. Yüksekliktir demiş. Demek ki ikinci kolası. Orayı da gösterelim şöyle şimdi. Burası da yükseklikmiş. Tamam. Peki bir de açı ölçüsü vermiş 30 derece. Fark ettiyseniz bakın. A, B, B üçgeni bir ne oldu? Dik üçgen oldu. Dik üçgen oldu. Yine bakın orada özel bir üçgen var. 90, 30 daha 120, 180 olabilmesi için buraya 60. Zaten özel bir üçgen. 30, 60, 90 üçgeni. Buradan da bulabilirsiniz. Onu bulduktan sonra ne yapacağız? Yine bakın ikizkenar olduğu için AB ve AC bu açının toplamı ile bu açının toplamı aynı olmalı. Yani burası da yine 60 artı ikisi vermeli diyorum. Şimdi tepe açımız kim? 30 derece. Önce ABC üçgeninde İç açılar toplamı 180 olduğu için önce 180'den 30'u bir çıkartalım. Kaç kaldı? 150 derece. Şimdi 150 derece bu ikisine parçalanacak ve eşit olarak parçalayacağız. Çünkü ikisi de ikizkenar olduğundan eşittir. 150'yi ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Her birine kaç düşürüyorum? 75. Şimdi burası tamamı ne olacak? 75. E o zaman buraya 60 kaldı. 75 olabilmesi için ikisi kaç kalması gerekir? 15. Cevabımız dursa. Evet, 12. soruya bakalım. Biraz daha yaklaştırayım. Dışlam sınmasın. Şöyle yapalım. Şimdi burada nereden faydalanacağız? Yine bakın burada bir bilgi var. AD demiş, kenar ortaydır demiş. AD'niz kenar ortaymış. O zaman kenar ortayda kenarı iki eş parçaya böldüğünü unutmuyoruz. Bunlar eşit parçalarımız. Şimdi daha sonra şu 76'dan kullanalım. 38'i 76'yı nasıl kullanabiliriz ona bakalım. İki iç bir dışa vereceğinden. Burası dış açı değil mi? Şu iki için toplamı 38 ile buradaki C açısının toplamı bana 76'yı vermesi gerekiyor. E o zaman ben o C'yi bulabilmek için C açısını MC açısını bulabilmek için 76'dan 38'i çıkartıyorum. Yine ne buluyorum? 38. Yani burası da 38. E o zaman 38'e 38 bulduk. İkizkenar mı üçgen oluştu? Buradaki 38'in karşısında tek çizgi koymuştum ya. Eşit açılar karşısında eşit kenar olacağından burası da nedir? Tek çizgidir arkadaşlar. Burası süper üçlü oluştu aslında ama daha aklımda gelmediğiniz için şu anda değinmeyeceğim. Şimdi bakın bir de şuraya bakın. ABD üçgeninde yine bir ikizkenar üçgen oluştu. Bakın burası tek çizgi, burası tek çizgi. İkizkenar üçgen. Şimdi ikizkenar üçgende eşit açılar karşısında eşit kenarlar vardır. O zaman eşit kenarlar karşısında da yine eşit açılar olmalı. Buradaki kenarın karşısında x varsa yine bir tek çizginin karşısında ne olmalı? X olmalı diyorum. Bu üçgende eşit açılar toplamını 180'e eşitleyecek olursa 2x x artı 76'dan 180'e vermeli. 2x yalnız bırakıyorum. 76'yı karşı tarafa çıkarma olarak atarsam ne kadar? 2x eşittir 104'tür.
x'i bulabilmek için her iki tarafı 2'ye bölersem x'imiz 1'e girer diye başlar, 52 derece gelir. Bana A, B, C yani x'i soruyordu zaten, cevabımız verilmiştir. Evet, 13. sorumuza bakalım. 13. soruda yine bakın nereden başlayacağız? Açı ölçümüzü nerede vermiş? Burada vermiş. Buradan başlamak işimize gelir. Verilmeyen bir bilgi var mı diye hemen yan tarafı kontrol ediyorum. A, B, A, C ile D, C ile eşit 3'ünü de vermiş. 40 dereceyi de vermiş. Ekstra bir bilgisi yok ama verile de bilir de dikkat ediyoruz. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen var. A, D, C üçgenine bakmanızı istiyorum. Burası bir ikizkenar üçgen. Yine ikizkenar üçgende eşit açılar tersinde eşit kenarlar vardı. Tepe açısına bakıyorum 40. Bu üçünün toplamı bunlar eşit açılar. Normalde çünkü kenarları eşit. Açılar eşit olmalı. Şimdi tepe açısı 40 ya. Önce 180'den 40'ı çıkarıyorum ki bu ikisine ne kadar kalmış bulmam gerekiyor. 140. Bu ikisinin toplamı 140. İkisi de aynı olacağı için 140'ı 2'ye bölüyorum. Ne oluyor? Her birine 70 derece düşüyor. 70, 70. Şimdi büyük üçgene bakmanızı istiyorum. ABC üçgenine bakmanızı istiyorum. ABC üçgeni yine nedir? Bir ikizkenar üçgende. Bakın burası çift çizgi, burası çift çizgi. Bu kenarın çift çizginin karşısında kaç var? 40 derece. O zaman bunun karşısında yine ne olmalı diyorum arkadaşlar? 40 derece. İki iç bir dışı vereceğinden 40 ile x'in toplamı 70'i verecek arkadaşlar. X'in toplamı 70'i vermesi lazım. O zaman x'imize kaç düşer arkadaşlar? 30 derece. Cevabımız C. Evet. 14. sorumuza geldik. Yine nereden başlayacağız? Önce verilen bilgilere bakalım. A, B, A, C eşit vermiş mi? Vermiş. A, D, D, C eşit. Onu da vermiş. 66 da vermiş. Başka ekstra bir bilgimiz yok. Ben de istediğim şuradaki x açımız. Şimdi nereden başlayalım? Bakın burada şu ABD'de herhangi bir özel bir üçgen yok. Oradan başlamanız bir işinize yaramaz. İkiz kenarlardan başlamanız her zaman daha rahattır. Peki hangi ikiz kenardan başlayacaksınız? Mesela ABC'den başlamaya kalkarsanız buralara kendiniz birer bilinmeyen vermeniz lazım eşit kenarların karşısında. Fakat büyük üçgen ABC üçgenine baktığımızda bir ikizkenar üçgende bir tane bilinmeyen var zaten. Ekstra bir bilinmeyene girmemize gerek yok. Yani burası x derece ya. Bakın bu çift çizginin karşısında A, B, C'de ne var? X var. Buradaki çift çizginin karşısında ne olmalı? X. Bakın orada ekstra bir bilinmeyene gerek kalmadı bir üçgenden başladığımızda. Burası x ise buradaki tek çizgi şimdi A, B, C üçgenine giriyorum. Pardon A, D, C üçgeni. A, B, C üçgeni yine bir nedir? İkizkenar üçgendir. Buradaki tek çizginin karşısında x varsa buradaki tek çizginin karşısında yine ne olmalı diyorum? X olmalı. Şimdi nereye gelelim? İki iç bir dışı vermesinden gelelim. Çünkü burada bilinen bir açı var. Bu üçgene geçersen iç açılar toplamını 180'e çıktığınız zaman bilinmeyeni bulursunuz. Zaten tek bilinmeyeniniz o da x var. X'in toplamı bakın iki iç bir dışı vereceğinden, şu bilinmeyen açının dışına vereceğinden burası ne oluyor arkadaşlar? 2x oluyor. Dolayısıyla ABD üçgenine geldiğiniz zaman bakın ABD üçgeninde 2x artı x artı 66'nın toplamı bize kime verecek? 180'i verecek. O zaman şurası 3x. 66'yı karşı tarafa çıkarma olarak atarsanız 114 kalır arkadaşlar. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x'i bulmuş oluruz. X'imiz kaçtır? 38 derecedir. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Evet, bu testimiz burada bitmiştir.